Merhabalar. Bugün 10 Temmuz 2019 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Hatırlarsınız sizlere 17 rakamından bahsettim. Sırrından. Bir takım olayların ayın 17'sine denk getirilişinden bahsettim. İşte bunu birileri yapıyor. Şeytani bir güç yapıyor, şeytani bir akıl yapıyor. Burada güç gösterisi yapıyor yani. Ben diyor 17 üzerinden şunu yaparım, bunu yaparım. İşte neydi? Adnan Menderes'in asılması, uçağının düşürülmesi 17, Eşref Bitlis'in uçağının düşürülmesi 17, Turgut Özal'ın zehirlenmesi 17 falan. Yakında işte Mursi vardı, Muhammed Mursi 17 Haziran. Şimdi bir de 33 dikkatimi çekti. Ama bayağı çekti yani. Nasıl fark etmedik anlamadık. Anlamadım yani. Kızdım kendime. Tabii. Halk farkında değil. Gariban halk ne yapsın işinde gücünde. Nereden bilecek yani. Birçoğumuzun bile aklına sonra geliyor. 33. Arkadaşlar, beyler, bayanlar. 33 rakamı. Bu öyle bir gövde gösterisi yapıyor ki bu. Şeytani akılın. Size kaç? 1, 2, 3, 4, 5 tane 33 söyleyeceğim. Birileri 34, 32 falan, 30, 34, 33'ten fazla olabilir. Ama denk getirmişler. Medya üzerinden bunu 33'e eşitliyorlar. Şimdi, Madımak. Madımak şeyini biliyorsunuz. Katliamını biliyorsunuz. Oradaki askeri unutmayalım, subayı unutmayalım. Bir ara belirteceğim. SHP milletvekili Mustafa Kul bununla ilgili açıklama yapması lazım. Orada 33 yazar ve çizerimiz katledildi diyor kayıtlar. 3'te fazla 33, 4'te fazla koyuyor. 4'e de diyor ki şey işte onlar da çalışanlardı. Garsondu, şuydu, buydu. Ayrıntıya girmiyorum. Madımak 1. 2 hemen arkasından başbağlar yapıldı. Benim memleketim Erzincan. Ben Ilıçlıyım. Kemaliye başbağlar yapıldı. Orada da 33 vatandaşımız öldürüldü, katledildi. Büyük ihtimal bunu bizimkiler yaptı. Yani öyle diyorlar. Bir askerin bana söylediği bir şey var. Onu söyleyeceğim, açıklayacağım daha sonra. Büyük ihtimal bunu ya özel harp dairesi. Yani bizim askerimiz yaptı. PKK falan değil yani. Bizim asker derken bildiğimiz asker değil. Bu pis işlerde kullanılan şey diyorlar işte. Dedim nasıl vicdanınız rahat ediyor dedim. Nasıl vicdanları rahat ediyor bunların? Gidip kendi insanını öldürüyorsun. Diyorlar ki işte git vatan millet için öldür. O vatandaşı, camideki vatandaşı öldür. Sonra da git camiye git, abdest al, 2 rekat namaz kıl. Belki vicdanını rahatlatırsın diye de telkinde bulunuyormuş. Bu bizim olmayan özel harp dairesi. Bizim olmayan o dönemin 93'ten bahsediyorum. Seferberlik, tetkik bilmem ne kurumu derler ya. MİT bile bizim değilmiş biliyorsun. Fuat Doğu'nun şeyi var, itirafı var. Eğer MİT CIA'in Türkiye şubesi olarak çalıştıysa artık Genelkurmay'daki o özel harp dairesinin kim için çalıştığı belli. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kim için çalıştığı belli. Şimdi dağıtmayalım konuyu. Ne dedik? Başbağları da söyledik. Ha, o olayı üstlenen avukat var. Kadir Kartal. Olayı karartmaya çalışan, perdelemeye çalışan. Onlarla ilgili ayrıca konuşuruz. Bunlar hepsi aynı şey. Aynı şebeke. Evet. Başbağları söyledik. Madımak'ı söyledik. Gelelim şeye. Bingöl'de 33 askerin öldürülmesi. Vay be. Bak sayıyorlar ha. 33 asker öldü. Yani sayarak öldürüyorlar. Dalga geçiyorlar bizle ya. Ey halk. Dalga geçiyorlar bizle ya. Sokaklara çıktınız, bağırdınız değil mi? Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK. Ulan gidip basacaktınız be. Genelkurmay'ın o özel harp dairesini basacaktınız. O dönemin MİT'ini basacaktınız. O dönemi bak. 93'lerden bahsediyorum. Nerede? Nerede halk? Kendi derdinde. Askerimiz ya. Seçtiler 33 tane.
33 askeri sayarak böyle öldürdüler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak. Rakam 34 değil. 33 asker. Yine bir 33. Devam ediyoruz. Aşağılık bir orgeneral. Mustafa Muğlalı. Adını da tutup şeyde Van'da şeye vermişler. Kışlaya vermişler. Orgeneral Mustafa Muğlalı kışlası. Allah'tan kaldırıldı. 33 tane köylüyü öldürüyor. Bak 33 tane yine. Kaç? 34 mü? 33 köylü evet. 1993 senesinde 33 köylüyü öldürüyor. Sayarak öldürüyor. Yukarıdan emir geliyor şeytan akıldan. O general, bizim general demiyorum. Bizim olamaz abi. Ulan kafana sık yapma o işe be. Ey Mustafa Muğlalı, bilmiyorum. Tabii ki gebermişsindir de. Aşağılık herifler sizi. İnşallah o öldürdüğünüz insanların ruhları sizi bırakmasın. Sizi hiçbir yerde bırakmasın. Ne kadar kötü. Sonsuza kadar bırakmayacak sizi zaten. Yok öyle ölüp de kurtulmak. Sizlere söylüyorum. Bu olayın müsebbipleri. O öldürdüğünüz insanların ruhları sizi bu dünyada değil ha. Sonsuza kadar bırakmayacak. İnşallah. İnşallah. Hissedeceğiz bunu. Devam ediyorum. Mustafa Muğlalı'yı da söyledik. Evet. Geldik şeye. Meşhur 1 Mayıs 1977'ye. 1777'ye geldik. Orada da dikkat ettiniz mi? Bir rakamla şey yapıyorlar, kaçırıyorlar. 34. 33 değil de 34. Ayarlayamamışlar. Şeytan akılları ayarlayamamış. O sözde bizim kontrgerilla askeri midir, polisi midir çıktı ya Etap Marmara'ya taradı. Ulan hangi, ne vicdanla taradınız o insanları be? Hı? Solcu da bizim, sağcı da bizim. Bizim insanımız ya. Eğer bir suç işledilerse devletin suçu ya. Yani bir suç yapsalarsa devletin suçu. Yani o adamları sen solun kucağına attıysan devletin suçu. Sağın kucağına attıysan devletin suçu. FETÖ'nün kucağına attıysan devletin suçu. Önce devlet kendini yargılayacak. O çocukları siz mağdur ediyorsunuz. Hani genel evde çalışan kadınlar. Onun suçu değil ki, devletin suçu. Asıl utanması gereken devlet. Sen onları mağdur bıraktın. Mağdur bıraktın, o kadınlar kötü yola düştü. Sen o çocukları, gençleri mağdur bıraktın, gitti FETÖ'nün kucağına düştü. Sen kendini yargıla. Sen o şeyleri, Kürt gençlerini mağdur ettin. İşte Diyarbakır cezaevi şuydu buydu. Mağdur ettin, gittiler PKK'nın kucağına düştü. Kim yargılanacak? Devletin yargılanması lazım. He? O ülkücüler gitti insan öldürdü. Kimin şeye yargılanması lazım? Başta Alparslan Türkeş olmak üzere bütün kontrgerilla elemanlarının yargılanması gerekiyor. Devletin yargılanması gerekiyor. Solcular işte ne bileyim şeye katıldılar, TÜKKO'ya katıldılar, şuna katıldılar, buna katıldılar. Sen niye izin verdin 80 öncesi ey devlet? Neden izin verdin? Sol ve sağın ayrışmasına oturdun seyrettin. Polisi bile ayrıştırdın Pol der Pol 1 diye. Hatırlıyorum. Yaşadım o dönemleri. Kim suçlu? Devlet suçlu. Önce devlet yargılanacak. O dönemki devlet yargılanacak. Evet. Neyse. Bugün dağıtmayalım. Bunlara tekrar geleceğiz. Bırakmayacağız bunların peşini. Biz bırakmasak bile ruhumuz bırakmayacak bunları. Onların ruhu bırakmayacak. Devleti de bırakmayacak. O garibanların ruhu. Devletin de yakasını bırakmayacak. Bütün sorumluların ruhunu. Sonsuza kadar bırakmayacak. Ne kadar kötü biliyor musun? Bu dünyada öldün bittin tamam. Ama sonsuza kadar bırakmayacak. Nasıl Adnan Menderes'in ruhu bırakmıyor çoğunuzu, müsebbipleri, müsebbip olanları. 10 Temmuz 2019 Çarşamba. 10 Temmuz 2019 Çarşamba bugün. Ben Bahattin Çağdaş. 33'ten bahsettim. Şeytani aklın 33 üzerinden verdiği mesajdan bahsettim size. 33 askerin Bingöl'de öldürülmesi, Başbağlar'da 33, camideki 33 vatandaşımızın öldürülmesi, Madımak'ta 33 artı toplamda 37 vatandaşımızın öldürülmesi, Orgeneral Mustafa Muğlalı denilen aşağılık herifin 33 köylüyü öldürmesi, utanmadan bir de kışlaya adını verdiniz. 1 Mayıs 1977, 34 vatandaşımızın, solcuydu sağcıydı, hepsi bizim insanımız. Orada Marmara'dan, o zamanki Etap Otel'den tarayan kimse,
hangi aşağılıklarsa, hangi aşağılık polisse, hangi aşağılık askerse hepsinin yargılanması gerekiyor. Utanın be. Onların, o öldürdüğünüz insanların ruhları sizi sonsuza kadar bırakmayacak. Ne kadar acı değil mi? Belki de ben vesile, o ruhların sesiyim belki de ben ya. Belki de onlara vesile oluyorum ya. Bilmiyorum yani, şu an geldi içimden. O öldürdüğünüz insanlara. Benden sonra da birileri vesile olacak buna. Kalmayacak yanınıza. Devlet, sen de hesap vereceksin. O çocukları o şer odaklarının kucağına bırakan devlet de hesap verecek. FETÖ'cülerin kucağına bırakan da hesap verecek. Solcuların kucağına bırakan da hesap verecek. Sağcıların kucağına bırakan da hesap verecek. Kemalistlerin kucağına bırakan da hesap verecek. Sensin suçlu olan. O genel evde çalışan kadınlara da, kadınlardan da sen sorumlusun devlet. Ya. Peki, daha fazla ağır konuşmak istemiyorum.